Size uzak durmanız gereken sahte Çin yemeklerini sunuyoruz. Çin yemeği dünyaca ünlüdür ve birçoğunuzun hoşuna gidebilir. Kuşkusuz Çin birçok iyi yiyeceğin parçası. Ancak Çin yemeklerinin bazı kötü örnekleri var. Çin'deki birçok yiyecek sahte ve zararlıdır. Bu yemeklerin Çin ile sınırlı olduğunu düşünebilirsiniz. Ne yazık ki yakınınızdaki bir lokantada da olabilir bu. Bu gıdalardan ilki plastik pirinç. Çinliler ve Asyalılar genellikle yiyecekleri için pirinç kullanırlar. Çin her yıl yaklaşık 1 milyar ton pirinç üretiyor. Ne yazık ki bazı Çin pirinçleri gerçek değildir ve sakız ile karıştırılmış tatlı patatesten yapılır. Gerçek pirinç olarak satılmaktadır. Sindirimi oldukça zordur. Fakat gerçek pirinci plastikten nasıl ayırt edebiliriz? Bunu anlamak oldukça kolaydır. Bir pirinç yakma işlemidir. Pirinci yaktığınızda plastik kokusu geliyorsa o pirinç plastiktir. Ayrıca sahte pirinç yanmış yağ eritir. Pirinç taneleriyle böyle deney yapabilirsiniz. 2000 yılında Nijerya'da 100 torbadan fazla plastik pirinç tedarik edildi. Kargo Çin'den geliyordu ve binlerce Nijeryalı bu pirinci kaynağını bilmeden yiyebilirdi. İkinci olarak çimentodan ceviz vardır. Bir ceviz aldığınızı ve onun ceviz olmadığını düşünün. Onların bu acımasızlığına şaşıracaksınız. Çimento cevizi birçok Çin pazarında popüler hale geldi. Ve şimdi dünyanın tüm bölgelerine ihraç edilebilir. Ceviz kabuklarını çimento ve kağıtla doldurma ve daha sonra yeniden şekillendirme deneyimidir. Bu da onlara büyük karlar getiriyor. Cevizin içine biraz çimento koyup satıyorlar. Çin'de cevizlerin çok pahalı olduğunu belirtmek gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan fiyattan daha pahalıdır. Diğer ürün de bezelyedir. Bir bezelye satın aldığınızda Çin'den gelebilecek olduğunu bilin. İkili bileşik, soya fasulyesi ve renkli yeşil yiyeceklerden yapılır. Bu formül kanserojen sağlık etkilerine sahiptir. Anlamanın formülü ise şudur. Suyla karıştırırken suyun rengi yeşil olur. Bunu sakın yemeyin. Şimdi de yapay tuzdan bahsedeceğiz. Çoğumuz sofra tuzu kullanmayı severiz. Ancak tuz Çin'den ithal edilirse kaynağını doğrulamanız gerekir. Kimyayı bilen herkes tuzun sadece sofra tuzu olmadığını bilir. Aslında sodyum klorürden yapılmış bir mineraldir. Çin'den başka ülkelere satılan tuzların bazıları sofra tuzu değildir. Tadı aslında sofra tuzu tadına çok benzemiyor. Sofra tuzundan 100 kat daha ucuz olan bir kaya tuzu. Hepsi sadece yapay tuzu sofra tuzu paketlerinde satar. Fakat fiyat 2 katına çıkar. Yendiğinde sağlık açısından tehlikelidir. Bir sonraki ürün baldır. Ne yazık ki sahte bal olarak bilinir. Çin'den gelen bazı ballar doğal ve lezzetlidir. Ancak sadece Jinan bölgesinde bile balın %70'i katkılıdır. Balın iki türü vardır. İlki bal, şeker, pancar ve pirincin bileşimidir. Diğer tip sakız, şeker, su ve gıda renklendiricilerinden oluşur. Doğal balın fiyatında satılır ve buna dikkat etmelisiniz. Birçok hastalığa neden olabilir. Bir diğer ürün sığır etidir. Çin'deki yüksek sığır eti talebinin bir sonucu olarak tüccarlar bunu taklit etmenin bir yolunu buldular. Süreç 2 saat sürer ancak büyük bir karla geri getirir. Bu ticari olarak tamamen kötü bir uygulamadır. Ancak aynı zamanda gıda zehirlenmesine ve muhtemelen kansere neden olabilir. Bu yüzden karıştırılmış sığır etinden sakının. Son olarak kuzu eti. Kuzu pek çoğunun gözdesi ama çok pahalı. Çin'deki bazı tüccarlar sahte bir tür icat etti. Tilki, sıçan ve fareden yapılır. Çinli yetkililer bu konuyu araştırdı ve sadece 3 ayda 900 kişiyi tutukladı. Bu et masum insanları öldürebilecek yüksek düzeyde toksik madde içerir. Bu yüzden güvenilir kaynaklardan kuzu aldığınızdan emin olun. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.